Za uo e fru ik ni mai a nifta van ting ni kun ting nari Tom pai a katos a ke a katos e kon te lana o e ruta e si Za uo e fru ik ni mai a nifta van ting ni kun ting nari Tom pai a katos a ke a katos e kon te lana o e ruta e si Za uo e fru ik ni... Selam sevgili dostlarım, herkese selamlar. Neredeyiz? Kemer'deyiz. Hikayenin başladığı noktadayız, Orkitim'deyiz. Alanya'da turnuvaya gideceğiz. Geldik bugün İstanbul'dan Antalya'ya, Antalya'dan Kemer'e. Sevgili Murat Bey'i tanıyorsunuz, şu an hazırlıklara devam ediyor, dolabı yerleştiriyor. Teknemizi alan. Oğuzhan zaten biliyorsunuz takımın değişmez üyesi. Bir de ben, üç kişi beraber şimdi Kemer Marina'dan çıkacağız Orkitim teknemizle. Bugün günlerden Cuma, Cumartesi, Pazar Alanya'da turnuvamız var. Acele etmeyeceğiz, hızlı gitmeyeceğiz. Trolling yapa yapa, yolda avlana avlana. Cuma günü Alanya'ya doğru yolculuğumuzu yapacağız. Cumartesi pazarda yarışacağız. Yarışma işin bahanesi tabii. Eğleneceğiz, iyi vakit geçireceğiz. Şu an Kasım ayındayız. Yani 2029'u bugün. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı da kutluyorum. 29 Ekim'de böyle güzel bir hava. Çok şanslıyız bence. Çünkü şortlarımızı giydik, deniz suyu sıcak. Hafta sonu büyük ihtimal denize de gireriz. Antalya bu konularda çok iyi arkadaşlar. Kasım aralığa kadar burada denize girebiliyorsunuz. Havalar güzel olabiliyor. Bakalım, iyi bir hafta sonu geçireceğiz. Siz de biz de olacaksınız. Hep beraber çıkıyoruz birazdan yolculuğa. Avlana avlana gidiyoruz. Bizle kalın. Devam ediyoruz. Evet Suat Bey. Evet Oğuzhan. Alanya'ya kadar boş gitmeyelim. Murat Bey'in takımlarıyla yarışıyoruz. Bir tane rafal atacağım arkadan. Tanımıyorum rafalları. Markasını da bilmiyorum. Hunt House diye bir rafala. İlk defa gördüm. Murat Bey'in çantadan çıktı. İki tane rafala. Bir tane de Bombardo arkası katil pipet atacağım. Sevgili Tolga Çalım'ın katil pipetlerinden buradan da ona selam olsun. Bakalım yolda bir şey denk gelir belki. Boş gitmeyelim dedik. Acelemiz yok. Turnuva cumartesi pazar, bugün günlerden cuma. Basa basa gitmenin manası yok. Belli mi olur kısmetimize? Rast gelsin. Yolda güzel bir albakor oturur. Bir tane belki mızrak balığı oturur. Her şey olabilir. Hoş geçmemek lazım. Murat Bey ne diyorsunuz? Vallahi yani şu an dediği gibi arkaya mutlaka bir şey denk gelecektir. Rast gelsin. Rastgele bir. Aynı fikirdeyim. Şapkaları takalım. Alanya buradan 70 mil arkadaşlar. Yani biz 7 mille gitsek 10 saat falan. 20-25 mille gidip aslında 2-3 saatte de orada olabiliriz ama ben dedim yolu değerlendirelim, keyfini çıkaralım. Hava mis, oltalar suda. Nerede bir de Bombardo atacaktık biz. Rahat tüfekleri Tolga'nın. Göstereyim onu da. Tolga, buradan da selam olsun sana. Bak, senin katil tipetten atıyorum bir tane. Bakalım nasıl iş yapacak, hep beraber göreceğiz. Bir tane rafalın birini kısa, birini uzun bıraktım. Bunu daha uzun bırakacağım. Dönüşlerde birbirine dolaşmasın diye. Bakalım, yoldayız, keyifliyiz. Hafta sonu beraberiz, bir yere ayrılmayız. Günaydın. Oh, ne uyuduk be güneşte. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Bir saat yok temiz. Yok mu balık? Şu an maalesef. Nerede balıklar? Hava kaldı şu anda. Hava yattı ya, çok güzel bir hava oldu. Wilmy'nin verdiği rapora göre ne söylüyorsa çıktı şu anda. Antalya Körfezi'nin ortasındayız. Evet, zaten. Balık yok. Toplayıp basalım oğlum, hadi gidelim. Kayıtlı olacağız sonra.
Ege'ye geldik. Saat daha 3. Dedik ki yarışma yarın ama biz bugün biraz antrenman yapalım burada Alanya bölgesinde. Bakalım neler alabiliyoruz. O yüzden şimdi önce palamuta bakacağız. Soranlar olmuş. Palamutta kullandığım şu redgiller. Redkit'ten aklınıza gelsin redgiller. Çok iyi avcı. Çok iyi iş yapıyor. Yani birçok Rapala'ya göre daha iyi iş yapıyor. Benim denemelerim sonucunda ulaştığım sonuç bu. Arkasına bundan iki tane atarsam bir tane 100 gram, bir tane 300 gram, iki tane ağırlık yapıyorum. Ağırlıklar farklı olunca denizde böyle geliyor. Dönüşlerde birbirine dolanmıyorlar. Birini kısa, birini uzun atıyorum. Ağır olanı daha kısa atıyorum. Şimdi redkile takım hazırlıyoruz. Palamuta bakacağız. Ondan sonra bakarsınız güzel bir kuzu alır. Marine'ye öyle giriş yaparız bugün. Hani yarışma öncesi bir antrenman olsun bize. Bakalım neler yakalayabileceğiz. Hazırlanıyoruz. Çok güzel. Beklediğimiz balık bu. Altta kuzu yazdı. Ya dedim ne güzel kuzu yazıyor. Bir tane palamut geçmedi. Geldik Alanya'ya. O esnada balık geçti. Hemen indireceğiz. Neye geldi? Katil büfe de geldi. Aynen. Tolga! Senin katil büfe de aldı balığı. Bunu alayım mı? Onu abi alalım. Direkt kuzu takımını açalım hatta. TO'nu hazırlayalım bu arada. Ben balığı çekene kadar. İnşallah kaçırmadan alırız sağ salim. Bağlarız. Çok güzel. Benim lazım bize şimdi. Oh. Vallahi tam da kuzunun yazdığı, balığın yazdığı bir yerde. Hemen indireceğiz beyler, hemen. Yarışma öncesi bir tane kuzu alıp girelim şeye, marinaya. Öyle bir hayal kurduk demin. Kesip hazır. Ben tuna tuka atayım bunu, onu hazırlayayım sonra abi onu. Kalsın mı? Ha? Bir tane tur döndü bağlayacağız oraya. Güzel bir palamut. Ufak bir palamut. Murat Bey bunu da alırsınız olur mu? He? Şu tarafına geçeyim usta. Dur abi. Şuradan yere geç. Motoru durdurayım mı? Yok yok. Teknede tatlı bir telaş başladı. Sağ salim bir alalım. Çünkü şey, sabahtan tuna beri gelen... açabilir miyiz? Gele açtım ben. Sabahtan beri gelen ilk yem. Yemde sıkıntı var biraz. İki kurt bir katil tipe de attık. Tolga'nın katil pipeti kaptı balığı. Bu takımı da buradan alır mısın abi? Oo. Şey, balık şey alıyor, kalama alıyor. Biri. Ama o takacağım ben. 3,5 kilosunu takmışlığım var abi. Ve balık da yedi. Tut abi. Bayağı iyi. Çok güzel bir balık. Çok güzel bir balık. İyi, 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 iyi. Maşallah. Evet. Çok güzel balık. İyi maşallah. Hakikaten maşallah. Çok güzel. Takar mıyız biz bunu? Takarız. Bence takarız. Takar mıyız? Takarız. Bence takarız. Her yer ötmeye başladı teknede. Tamam kapatın. Evet bunları topluyoruz abi. Ben hemen kuzu takımını hazırlamıştım zaten. Kuzu takımım burada. Hemen kuzu takımımı indiriyorum. Yaklaşık 2 kiloluk bir yazılıya yükseldik şu an. Nerede P10 abi? Şurada. Şurada onu... Hemen takım hazırlayalım balığımız ölmeden. Hızlı bir şekilde. Kuvvetli bir balık. Ne dedi? Allah söyletti. 50 kilo kuzu falan bahsediyorduk benim. Marine şöyle ya girsek diye. Yemlerin üstünde aldı. Şey, balıkların üstünde aldı. Evet. Aşağıda da kuzular yazıyordu. Benim aklım gitti demin. Ya dedim bir tane yem tutamadık dedim. Aşağıda kuzular yazıyor. Bizim yemimiz yok. Bakalım Allah nasip etti o yemimizi. Kuzumun yemin de babası şey ayrıca. He? Yemin de babası. Yem mi? Yemin babası mı? Kuzum.
Biraz sakin ol ya. Evet, hırsızlı bir takım yaptık arkadaşlar. Evet, gönderdik. Nasıl gidiyor bakalım? Fişek fişek. Ha? Direkt dibe. Direkt fişek gibi gidiyor hem de. Suat Bey oldu olacak. Bir vuruşan da alalım var ya. Ha? Vuruşan da alalım abla. Neden olmaz? Olsan be. 60 metre. Ah, çok iyi. Dev bir yem taktık arkadaşlar. Yani bunu ne yer? Ne yer? Baba bir şey yer yani yerse. Bak yemin kendisi şey gibi. Şu an trofe balık gibi basıyor. Çok güzel. Şimdi abi ben ilk şeyimi hallettim. Şuna Murat Bey, motor çalıştırıp biraz. Motor çalıştırıp bir iskeleden dönebilir miyiz abi? Evet. Şu demin işaretlediğim taş var onun üzerine. Balıklar orada balık yazdırdık çünkü. Böyle mi? Evet, iskeleden dön abi. Bak geride bıraktığımız bir kırmızı taş var. Onun üstüne yürüyeceğiz abi. Balık kımıl kımıl. Vardı 1,5 kilo. Sen olsan 2 var mı? 2 var, 2 var. 2 kiloluk bir balık var. 2 daha ufaklı, 1,9'du. Yani bu 2'den fazla. 2 kilo bir yazılı taktik beyler. 2 kilo. Hani bunu gelip 7-8 kilo bir kuzu cesaret edemez yemeği. O kadar ağız yok onda. Yani bunu yiyecek kuzu 30-40 bandında. Daha üstü. İnşallah denk gelir bir tane öyle yerim kuzu da. İnşallah buralarda vardır öyle iri akyalar, iki iri kuzular. Güzel olur, güzel bir mücadele Alanya'ya gelir gelmez. İlk defa geliyoruz Alanya'ya. Ben hayatımda ilk defa geliyorum. Hiçbir mera bilmiyoruz, hiçbir yer bilmiyoruz. Tamamen spontan avlanıyoruz. Bazı arkadaş, geçen bir arkadaş yorum yazmış. Oh, tekne 10 numara, balık bulucu var. Ondan sonra öyle balık yakalamaya ne var diyor. Yani çok da öyle değil aslında. Balık bulucusu olmayan teknelerle haftalardır çıktık. Türk teknesiyle, Menderes abinin tekneye de yok mesela. Çok güzel avlar aldık. Tecrübeyi yabana atmamak lazım. Ben Palamut'a dönerken bölgede ve böyle zeminde iyi gördüğüm, yemli gördüğüm veya kuzu gördüğüm yerleri markaladım arkadaşlar. O yüzden o markaları dolaşacağız şimdi. Bakalım. İnşallah denk getiririz bir şey. Marina'ya da güzel büyük dev bir kuzuyla girersek efsane olur bence. Burada Alanya Balık Avı yarışmasında tebrik ediyorum ben düzenleyenleri, turnuvayı. Mesut özellikle. Mesut tanıdığım için onu tebrik ediyorum. Başka emeği geçen birçok insan vardır ama otel konaklamayı ayarladılar. Bütün kahvaltı ve yemek organizasyonunu ayarladılar. Yarışmacılardan herhangi bir ücret talep etmeden. Ve ödül listelerine baktığımda gerçekten çok da iyi ödüller koymuşlar. Biz bu sene biliyorsunuz bütün yarışmalara katıldık. Konaklama, otel, yeme içme her şeyi kendimiz ödedik. Çok büyük kupalar almamıza rağmen çok büyük ödüller de alamadık. O yüzden Alanya gibi bir yerde bu kadar cömert ve bonkör bir turnuva düzenlenmesi sebebiyle hepsini tebrik ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Demek ki kar gütmeyen, kar amacı taşımayan gerçekten sosyal bir organizasyon. Çünkü turnuvalarda toplanan sponsorlarla beraber rakamlar az uz rakamlar değil. Birçok insan para da kazanıyor bu işte. Ama Alanya turnuvasında insanların amacı bu değil. Bunu gördüm ben. Bütün sponsor gelirlerini ve toplam gelirlerini yarışmacılara harcıyorlar. O yüzden biz de atladık geldik. İlk defa geldik. Bakalım organizasyonu da göreceğiz. Zaten hep beraber izleyeceğiz. Oltamız suda. Bekliyoruz güzel bir kuzu. Ne gelsin Murat? Akya gelsin. Akya mı gelsin? Niye, daha büyük bir balık da gelebilir ya? Yani şöyle bir, güzel bir patlak göz gelsin. 50 kiloluk akya ile girelim dedik ya. Evet, öyle öyle bir diyalog geçti aramızda. İnşallah. Ne güzel olur dedik ya, antrenman gününde böyle 50 kiloluk bir kuzu alsak. Yemek organizasyonlarını da onlar düzenliyor. 50 kiloluk bir kuzuyu verelim. Hani herkes
Orkitimin yakaladığı kuzuyu yesin. Nasıl? Çok güzel bir düşünce. İnşallah gönlümüze göre olur. İnşallah. Balık alırız. O yemi de kim yiyecek ayrıca? O yemi yiyen gelsin beni de yesin. O yemi yiyen 50 kilodur. O yemi yiyen ve gelsin beni de yesin. Aynen 50 kiloluk. Çünkü şey yani yemin kendisi trofe zaten. Ama yok mu yiyen? Var. Çok hareketlendi balık. Hissediyorum ben. Etrafında bir avcı olabilir. Bizim Menderes abiyle 3,5 kilo taktık bir tane pırasalıda. Menderes abi de izliyorsa ona da selamlar. O hatırlar. Ya dedi bunu 3,5 kilo takılır mı abi? Takalım dedim ya. Bunda bir yiyen çıkar dedim. Taktık. Daha 5 dakika olmadan dev bir orkinos yapıştı ve bütün takım makım Menderes abinin takımını kullanıyorduk. Her şeyimizi patlattı gitti. Çok büyük bir balıktı. Büyük yem büyük balık çeker. Bizim yemimiz büyük. Hayallerimiz de büyük, gönlümüz de büyük. İnşallah avımız da büyük olur. Hiç olmadı kendisini yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Akşam bir tane 2 kilo balığımız var. Aç değiliz. Evet balığımız çok heyecanlandı. 100 metrede balık da yazıyor. Ne yer bunu ya? Ne yer acaba? Ne güzel yer bunu. Kamışın ucunu göster olsun. Bak. Görüyor musun? Balık zıngır zıngır, heyecanlı, panik halinde. Etrafta bir şeyler mi var acaba? Yarın da turnuva startı 1'de. Aslında iyi bir saat değil av için. Pazar günü sabah 7'de. O tamam güzel. Sabah çünkü daha verimli oluyor. Bakacağız yarın. Yarının antrenmanı oluyor bugün aslında. Hem bölgeyi biraz tanıyoruz. Efsane olur bu balık. Vallahi Kasım ayında böyle hava arkadaşlar. 29 Ekim bugün. Tekrar Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum herkesi. Şu havaya bakar mısınız? Deniz sıfır. Şu an tişörtlerle terliyoruz. Öğlen terledik. İnanılmaz ya. Çok güzel. Memleketimiz, ülkemiz çok güzel. Her mevsim var. Şu an kar yağan bölgelerimiz de vardır. Evet aşağıda bir tane daha balık yazdı. Güzel iri bir balık. Dipte. 115 metrede. Kimsin sen? Kimsin sen? Timsah tarzı. He timsah. Evet bayağı yazdı 115 metrede. 115 metrede yazan bir şey. Hiç bilmediğimiz bir bölge. Burada kaç kilo kuzu yapıyor? Nasıl balık durumu Alanya'da? Akşam Alanyalı bir iki kişiyle sohbet edip biraz bilgi almak lazım. Orkidimi de özlemişiz ya. Ha? Güzel anlarımız var bir takım. Şimdi 10 tane orkitim kuruyoruz sevgili dostlarım. İnşallah daha da güzelini kuruyoruz. 2022'de yeni teknemizle olacağız. 9.25 yine orkitim. Çok da güzel planlarımız var 2022'de. Yakında bir canlı yayın yapıp açıklayacağım onu. Yurt dışı planlarımız var özellikle. Haftaya canlı yayında açıklayayım. Çok güzel planlar yaptık 2022 ile ilgili. Yurt dışında bir takım çalışmalar yapacağız. 3 tane ülkenin büyükelçisiyle görüşüyoruz şu an. Çalışma ile ilgili. Televizyonla basınla ilgili bir iki çalışmamız var. Onlar da çok büyük sürpriz. İnşallah gerçekleşir, açıklarız onu da. Vallahi 2022 keyifli geçecek. Güzel geçecek bence. Bu seneden yapıyoruz hazırlıklarını. Ama bugün önemli şu an bizim için. Anı yaşa, günü yaşa. Biz bugünü kurtaralım, alalım kuzumuzu. Sizinle evet sevgili dostlarım, Alanya'ya geldik. Alanya Marina'yı yakaladık. Yarışmayı düzenleyen Mesut kardeşim burada. Eyvallah. Kıbrıs'tan Bekir abimiz gelmiş. Yarışmalarda beraberdik. Kıbrıs'tan tekneyle mi geldik? Barbaros abi de geliyor. Helal olsun ya. Biz de kemerden bayağı uzaktan geliyoruz diye kendi kendimize havaya girmiştik. Adamlar Kıbrıs'tan atlayıp gelmiş. Hatta bu kez... Cevat Kelle gibi bütün donanımlarıyla gelmiş. Rekabet büyük olacak belli ki. Sabah çıkacağız hava hep beraber. İnşallah. Avlanmaya devam edeceğiz. Nasıl? Hava da güzeldi gelirken. Hava da gayet iyiydi. Ama bu kez bir sürpriz yaptık kardeş. Biz İstanbul'dan geldik. Nasıl İstanbul? İstanbul'dan tekneyle geldik. Bu tekne İstanbul'dan mı geldi? İstanbul'dan. Denizden? Geldik, denizden. Bu yarışma için alındı. Bu yarışma için alındı. Yok artık yani. Gerçekten. Kaç günde geldiniz İstanbul'dan buraya? 3 günde normalde. Vallahi bizden geldik. Delileri varmış. Biz kendimize deli diyorduk ne yollar yapıyoruz diye.
İşte deli deli her yerde bulur derler ya. Hacı Hacı Mekke'de. Deli deli her yerde. Biz de deli deli her yerde bulduk. Güzel. Kıbrıs'a da geleceğiz. Bekliyoruz. Bekir abi davet etti bizi Kıbrıs'a. Neye kalacağız Kıbrıs'a gelirsek? Yine aynı Akya veya Mayıs-Haziran'a kalırsa. Akya için gelmem. Mayıs-Haziran'a kalırsak Patlaköz artı Albakor zamanında. Hatta onlarla birlikte Albakor pastırması yapacağız. Albakor'u yakalayıp bir de pastırma yapacağız. Kıbrıs'a Bekir abiyi unutmayın. Çok iyi balıkçı. Kıbrıs'ın iyi balıkçılarından. Onu ziyarete gideceğiz. Mesut da Alanya'nın iyi balıkçılarından. Evet. O kadar yalvardım bana birkaç tüyo ver. Biz buraya ilk defa geliyoruz. Attım ben dedi yarışmayı ben yapıyorum veremem dedi. Çaktırma Mesut çaktırma. Bütün sevdiğimiz dostlara verdiler. Gene en galiba biz kaldık bu konuda Suat'cığım. Atarım ben sana abi. Hafta sonu iyi vakit geçirmek amaç. Yarışmak değil aslında evet. Amaç. Aynen. Bizim hep beraber bir araya gelmemiz. Bütün yarışmaların amacı. Şimdi eminim ki orada da bir sürü dostumuz arkadaşımız var. Yarın onlar müthiş. Da şimdi aynı otelde kalıyor herkes. Evet. Ben bahsettim bugün videoda. Dedim ki bütün turnuvalara katıldım. Organizatörler çılgın para alıyor. Biz yarışma başına 7.000 lira ödedik. 5 evet. Yarışmaya ben 35.000 lira ödedim. Evet. Aynen. Sponsorlardan da iyi paralar alınıyor biliyorum. Evet. Ama onun dışında yani biz mesela biliyorsun bu sene kupaları da aldık. Çok evet. Büyük ödüller almadık. Alanya'yı şöyle burada takdir ediyorum. Yarışma ücreti almamalarına karşın yani ciddi bir ücret almamalarına karşın sponsorlardan gelen gelirlerin tamamını bize harcamışlar. Niye? Otelleri onlar ayarlamış arkadaşlar. Otele para vermiyoruz. Kahvaltı ve yemek organizasyonunu ayarlamışlar. Onun İçecek. Dışında ödüllere baktım. İnanamadım. Yani bugün toplam 125.000 TL ödülümüz var. 125.000 TL'lik ödül ayarlamışlar. Oldukça zengin bir menü yapmışlar. Çeşitlendirmişler de. Yani burada balık yakalayan birçok insan bayağı büyük ödüller alıp gidecek. O yüzden ben kendilerini tebrik ediyorum. Eyvallah. Bu sonucunda kadar da bir şey daha var. Top gözlü olmaları sebebiyle. Sonucunda da bir şey var. Sonuçta yarışmanın toplamında elde ettiğimiz gelirlerin tamamını da LÖSEV'e bağışlıyoruz. Tebrik ediyorum. Mesut dağıtmış. Eyvallah. Finalde de söylediği inanılmaz arkadaşlar. Hem bonkör bonkör dağıtıyorlar. Para kalırsa da artarsa da ki artarsa. Ki artıyor. Artıyor. Onu da cebe atmıyorlar. LÖSEV Vakfı'na bağışlıyorlar. Söylenecek söz yok burada. Burada sözüm bittiği yer diyorum. Ben hoş tebrik geldiniz. Ediyorum tekrar. Hadi bakalım bu hafta yarışıyoruz. Bol şans herkese arkadaşlar. Suat bol şans kardeşim. Günaydın sevgili dostlarım. Alanya Marina'dayız cumartesi sabahı. Burada farklı bir turnuva programı yapılmış. Cumartesi günü saat 1'de başlıyor, akşam 5'te bitiyor. Yani akşam suyu. Pazar günü de sabah 7'de başlıyor, öğlen bitiyor. O da sabah suyu yani. Toplamda bir gün aslında yarışma. Bugün akşam suyu yarışma yapılacak ama biz sabah yine geldik 8'de. Dedik çıkalım, yine antrenman yapalım. Bölgeyi tanıyalım. Biraz balık yakalayalım. Ama sevgili Oğuzhan anahtarı otelde bıraktığı için şu an teknemize binemiyoruz. Onu da burada kayıt altına alayım. Teknenin başında bekliyoruz anahtarımız olmadığı için. Birazdan anahtar gelecek. Biz de çıkacağız. Alanya'ya ilk defa geldim. Güzel. Bir tane merkezinde büyük bir balıkçı barınağı var. Burada da çok büyük olmasa da gayet güzel bir marinası var. Keyifli bir yer. Keyifli bir ilçe. Çok turist alan bir yer zaten. Bilen biliyor. Şimdi çıkıyoruz birazdan. Antrenman yapacağız. Öğleden sonra da yarışmada beraberiz. Bayağı akyacı, bayağı kuzucu var burada. Herkes iddialı. Dün akşam otelde, herkes aynı otelde kalıyor bu arada. Beraber tanışma fırsatımız oldu birçoğuyla. Keyifli, bol havlu bir yarışma olacak diye düşünüyorum. Akya'da varmış suda, iri akyalarda varmış. İnşallah bize de nasip olur. Biz de güzel balıklarla bu turnuvayı tamamlarız. Ama çıkmadan önce dedik güzel bir çapar yapalım kendimize. Yem önemli çünkü arkadaşlar. Yeminiz yoksa, iyi yem yakalayamıyorsanız, iyi balık yakalama şansınız da yok. Ben de çaparlarımı kendim yapıyorum. Avcı çapar yapıyorum. İnce takımlar yapıyorum. Her zaman en ince takım. Şöyle göstereyim. İnce siyah bir sinek iğne. Çok ufak bir sinek iğne. Güzel fosforlu bir tüy. Hamsi dahil yakalıyor. Tırsikolyoz. Tral. Yani burada kuzu avına bakacağız. Ama palamut
yani palamut dediğim bizim yazılı ve gobene zayıf olabiliyor bazen. Yemsiz kalmamak adına dedik güzel bir çapar yapalım. Eğer istediğimiz yemi yakalayamazsak tabi başta gobene, o zaman kolyos, tral, stavrit'in peşine düşeceğiz. Muhakkak iyi bir yem alıp ondan sonra kuzuya bakacağız. Yem yoksa her şey yok. Biz jik yapmıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar, kolay kolay. Burada jik yapan arkadaşların çoğu canlı palamuda dönmüş. Bizim videolarımızın etkileri de olmuş bunda. Ve av başarıları artmış. Ben hep söylüyorum, balık balık yer, demir yemez diye. Benim sloganlardan biri bu. Ama bu jik iş yapmıyor anlamına gelmiyor. Sahteler, silikonlar muhakkak iş yapıyor. Ama birinci tercih canlı. Mümkünse canlı. İkinci seçenek ölü. O da yoksa diğer sahteleri denemek. Hava güzel yine. Güzel bir gün, güneşli bir gün Alanya'da. Çok büyük tekne yok. Sanırım en büyük tekne biziz. Genelde daha ufak teknelerle av yapılacak. Ama katılanların %80'i, 90'ı hatta bu bölgenin teknesi. Yani bölgeyi iyi tanıyorlar, meraları iyi tanıyorlar. O yüzden av şansları çok yüksek. Direkt hedefe gidecekler çıkar çıkmaz. Ama bizim de takımlarımız avcı. Biz biraz avcılık başarımızı takımlarımızın avcılığına bağlıyoruz. Bakalım inşallah burada o avantajımızı kullanıp bu yabancı olma dezavantajını avantaja çevirebiliriz. Bildiğimiz o. Evet. Yarışma alanına giriyoruz şimdi. Bakalım ne hazırlık yapmış Mesut. Kıyafetleri alalım, kaydımızı alalım. Sonra yarışmadayız. Biz de kayıt olmak istiyoruz. Merhaba abi, buyurun. Kıyafetler de gayet güzel oldu. Ay yıldızlı falan, kırmızı beyaz, renkler de güzel. Sevgili dostlarım, Deniz'i tanıyorsunuz. Ekrana kaynamaya çalışan Tolga Çalın var burada bir de. Onu zaten tanıyorsunuz. Bak, yazın bir kenara, ben söylüyorum. Geleceğin en büyük balıkçısı. Çünkü seviyor bu işi adam, sevdalı. Çok güzel bir kardeşim. Enes'e onun yanına gideceğim. Beni misafir edecek, söz verdi. Dev kuzular yakalayacağız, dev balıklar yakalayacağız, kırmızılar yakalayacağız. Dedim bir şartla gelirim, yakaladığımız balıkları geri salacağız. Evet. O da kabul etti. Abi sen gel dedi, biz salarız dedi. Bu güzel kardeşimi takip edin. Var mı Instagram hesabı? Var. Söyle. Denizaras.k. Denizaras.k. Geleceğin en büyük balıkçısı. Daha bu yaştan takip alın. Sonra sıra bulamazsınız. Öyle söyleyeyim. Aynen. Tolga. Tolga Çalın. Bildiğiniz gibi. YouTuberlar kralı biliyorsunuz. Estağfurullah. Bu işe başlamamızın sebebi. Ondan sonra motivasyon kaynağımız. Evet, o da karadan harikalar yaratıyor. Takip ediyordur herkes ama etmeyen varsa da Tolga kardeşimi şuradan Kaan'cım ekleyiver. Tolga kardeşimi takip edin. Muhakkak takip edin. Aynen. Çok güzel işler yapıyor. Suat abiyle de çok tekne ve kıyı planlarımız var arkadaşlar. Evet, yani bir 3 gün tekne macerası, 3 gün kıyı macerası yapacağız. Evet. Bakalım neler yapacağız. Ben ona misafir olacağım, o bana misafir olacak. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Aynen. Vallahi yarışma başlıyor. Biz çok güzel dostlar var. Ben Deniz Fatih Yiğit Akü'yü çekiyorum bu arada. Yiğit Akü de burada. Fatih Yiğit. Ondan sonra o da sponsorlarda. Ödüller burada. Hepsini hazırlamışlar bizim için. Ben adresi yazdım, verdim. Ben dedim... siz dedim şimdiden kargo hazırlıklarına başlayın. Sorun sanmayız umarım böyle bir konuşup. Vallahi çok balıkçı var. Buranın lokal balıkçısı. Herkes bölgeyi de biliyor. Evet. Biz de şansımızı deneyeceğiz. Deniz'cim inşallah en büyük balıkları sen yakala. Suat abi bu sefer sen yakala. Çünkü sen en büyük yakalı balığı dediğinde sen yakala. Sana benziyorum. Zaten ters tutamıyorum. Görüyorsun değil mi? Tamam kardeşim. Aynen. Sen de yakala, ben de yakalayayım. Devam ediyoruz. Birazdan çıkacağız yarışa. Kaynaşma zamanı şimdi. Takipte kalın. Fatih'i tanıyın. Adrasan'da balık avı düzenliyor. Balık avı turu. Çok başarılı bir avcı. Kendini geliştiren bir avcı. Adrasan'a gelirseniz Tayanhouse'larda kalmaya ki gelin. Bekleriz her zaman. Fatih'in bilgilerini atıyorum zaten. Fatih'le de balığa çıkın. Dev bir kuzu yakalayın. Teşekkürler.
Görüşürüz Fatih. Başarılar abi. Rast gelin. Rast gelin. Evet. Sağ olun, size de rast gelin. Rast gelsin. Rast gelsin. Rast en çok rast gelsini ben aldım yalnız. Ben bir kişiye söylüyorum. En meşhur sensin. Bana herkes söylüyor. Abi seninki hazır orada. Giderken gördüm. Neyi? Şuraya bak. Ölü o be ya. Kaldır abi onu. Ölü işte. Kaldır yazılıyı. Yok yok, biliyorum öyle olduğunu. Hazır yani her zaman. Eyvallah. Evet, yarış başlıyor. Başlıyor. En çok rastgeleyi biz aldık. Çünkü katılan 100 tekne var. Yaklaşık 300 kişi falan var. 300 kişi rast gelsin dedi. Sağ olsun. Umarım rast gelir. Beklentiler yükseldi şimdi. Bakacağız neler yapıyoruz, neler yakalıyoruz. Yakalamamız lazım. Arttı motivasyonum. Suat abi, en iyiler senin olsun abi. Eyvallah, sağ ol Semih'ciğim. Ne yapıyoruz? Ölü yamaz alıyoruz bir tane. Canlıyla vakit kaybetmemek için. Dün tuttuğumuz 2 kilo yazılı. Canlıyken denedik, bir şey alamadık. Belki ölüsüyle alırız. Maneviçe gibi örüyorum gördüğün gibi. Abi de barık balık merakı yok herhalde. Olmaz mı ya? Tekneyi aldı, niye alsın? Aşıyı yaptın yani. Aşıyı yedi. İkinci dozuna bir yer olursan tamam. İkla olmaz. İnşallah. Evet. Rapala gibi bir şey yap. Bence olur bu. Devam. Devam. 60'ın çıkandı. Devam. Geçtim. Toplam ne kadar? Tecrübeli bir yem. Dün bol bol balon vuruşu aldı. Onun tecrübesine güveniyorum. İç organlarında da güzel bir temizlik yaptı balonlar. Gördüğünüz gibi tertemiz bir yem. İç organı yok. Ölü yem indiriyoruz. Yemle vakit kaybetmeyelim diye. Çünkü çok balıkçı var. Yem zayıf. Palamutla vakit kaybetmek istemiyoruz. Oğuzhan'cım ufaktan yürürsen takımı bir sereyim ben dibe. Balığımız zaten kendisi av gibi. Bu çok temiz. Parıl parıl parlıyor. Haydi rast gelsin. Haydi bismillah dedik. Gönderdik balığımızı. Bakalım. Güzel bir av yapacak mı? Kaç metre olsan? 59 metre. 59 metre. Bunda ne var? Kurt mu şey mi? Pipet. Pipet. Bombayla. Katil pipet. Tolga senin katil pipet yine yaptı yapacağını. Sevgili dostlarım, sabahtan beri değil, öğlen 1'de başladı yarışma. Canlı palamuta hiç bakmadık çünkü palamut zayıf diye. Ölü palamutumuz vardı 7-8 tane. Ama dolaptan çıkmış.
Onların hepsini balon yedi. Yani aşağıda ciddi bir balon popülasyonu var. Tabii ölü kokmuş bir yemde olunca, önceden kalmış bir yem olunca balonlar da affetmiyor onu. Artık böyle saat kaç şu anda? 4:30. Bir saat var yarışmanın bitmesine. Dedik ki biz akşam suyuna canlıya bakalım. Denk gelir bir tane. Bir de bakarsınız akşam suyu indiririz onu. Güzel bir balık alırız. Şu palamutu oradan alır mısın abi? Oraya canlıyı koyalım Tunatip'e. Tamam. Şimdi bir tane oltamıza geldi. İnşallah kaçırmadan alıp Tunatip'e atıp basacağız gideceğiz. Güzel bir taşımız var. Canlıyla bakarsınız bir şansımız olur. Öbürünü toplar mısınız abi öbür takımı? Onu ona sarar. Öbürünü hemen hızlıca çekersen abi. Çok hızlı çek onu. Bu balığı çünkü canlı almamız çok önemli, çok değerli. Kalama basan bir balık, güzel, iri bir balık olduğunu düşünüyorum. Ufak bir balık değil. Kamışa bakarsanız baya baya torklu geliyor. Onda kurt mu var abi? Evet. Tolga'nın katil tipetine geldi bu da. Yani enteresan, geçen günkü de ona geldi. Aynen öyle. Katil tipet iş yapıyor. Tolga, çalışıyor. Reklamını yapıyorum bak burada kardeşim. Tolga'dan akıllı mıyız ya? He? Bir seneden beri katil tipet diyor. Vallahi maşallah iş yapıyor, var iş yapıyor abi. Çalışıyor. Aha bak, kafa atışlara bak. Of, iri bir şey bu. Aynı yaptı. Ha? İri bir şey bu. Şöyle şampiyon olmayalım bununla biz. Aldım. Ha, biz bununla birinci olmayalım sakın. Ha? Balık. Maşallah. Güzel bir gobene bu arada bu arkadaşlar. Yazılı da değil. Evet. Abi hemen hızlıca, hadi hızlıca hemen taşa hemen gidiyoruz. Gidiyoruz. İçime bir ışık doğdu şu an. Go! Go! Go 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 go! Go. Evet. Ha? Evet arkadaşlar hemen bir bizi heyecanlandıran bir taş var şurada. Güzel balıklar yazdırdığımız. Çok hızlıca oraya gideceğim. Zaten ne kadar kaldı? Bir saat kaldı. Akşam suyu, son şans. Umarım alırız. Umarım boş geçmeyiz bugün. Hızlı gideceğim taşa. Zaman önemli, balığımız canlı çünkü ölsün istemiyorum. Dün akşam da, bugün de bir taşta akre yazdırdığımız bir taş oldu. Bakalım inşallah. Evet. Akşam şuna bir şansımız oldu. Çok da güzel bir balık gelen. Gibi gideceğini düşünüyorum. İnanılmaz. He? Süper gitti. İnanılmaz gitti. Valla bence akşam suyuna güzel bir şansımız oldu. İyi bir saat çünkü av için. Av için iyi bir saat. Arkadaşlar. Kaç metre şey Oğuzhan? 58 metre. İnşallah buralarda bizi bekleyen bir kuzu vardır. Akşam suyuna gönlümüze göre bir kuzu kaparız. Bir de balık yazdı. Bir de balık yazmış. Kader ağlarını örüyor. Her şey, koşullar, şartlar değişiyor. Haydi bakalım. Takımı indiriyoruz. Ne güzel olur bir akşam suyuna. Tam bir saat var yarışın bitmesine. 5:30'da oltalar çıkacak. Saat şu an 4:30. Av için de iyi bir saat akşam suyu. Yemimizin boyutları inanılmaz. Çok keyifli. Varsa etrafta bir avcı zaten affetmez, gelir alır diye düşünüyorum. Adamın var mı etrafta öyle bir avcı? İnşallah vardır. Dev, iki tane kuzu arkadaşlar. Dev ama yani öyle söyleyeyim. Ben bu balıkçıyı biliyorsam bunlar 20-30 kilo. Çok daha büyük kuzular. Ve tam arkamızda belirdiler. Bir anda balık kulcuya girdiler. Yanılıyorsun. Tam önümüzde belirdiler. 50 kilo bu balıklar. He? O balıklar 50 kilo. Belki de 50 kilo. Belki de orkinos. Çok büyükler yani. 60 metrede bu kadar büyük yazması inanılmaz. İnanılmaz. Çok büyükler. Ve şu an 50 metredeler. 55 metredeler.
her an kapabilirler, her an. Yani buraya geldiğimizden beri yazdırdığımız en iyi balıklar arkadaşlar. En iyi balıklar. Ve ucunda canlı yem varken canlı denk gelmesi. Canlı yem var arkada. Şu an tam önlerine iniyor. Ya dedim ya, kader ağlarını örüyor. Rabbim gönlümüze göre veriyor. Amin. Hadi bakalım. Çok güzel olur. Dev bir balık çok güzel olur. Daha yeni biz üstüne düşüyoruz, öyle düşünün. İnşallah denk getiririz. Balığımız hareketli. Dev bir kuzu, dev iki tane kuzu. Dev iki tane kuzu, alt alta. Kandırmak istiyorum onları. Ben böyle bir yazı da görmedim harika. Yani şu anda buraya kadar buradaki... Tekne olalı böyle bir yazı görmedim. Ben o kadar büyük balık gerçekten bu balık bulucu da görmedim diyebilirim. Çok büyükler yani. Çok büyükler. Hadi işte. Ve canlı yem var olkamızda. Yani kuzu kovalamıyor olsak dev orkinostu diyeceğim onlara. Veya dev bir kılıçtı diyeceğim. Ben aldığım yükseliştirdim. Instagram'da hikayeye de koydum. İyi mi? Balıkları mı? O görüntü. Birazdan herkes buraya doğru. Of be, çok heyecanlandım ben ya. Yani bu biraz da böyle balıkçı iyi bir şans yani hani. Yani akşam böyle bir canlı yemi al. O kadar büyük suyu denk getir. Kader ağlarını örüyor. Örüyor ama balık oltada değil. Öyle mi? balık bulucudaki balık bizim ilgimizi çekmiyor. Oltada istiyoruz onu. Bir yemi kontrol edeceğim. O devler burada dolaşıyor. Şimdi daha 40 dakikamız var. Evet sevgili dostlar. Canlı palamudumuz hala oltada. Yine dev bir kuzu yazdırdık. Göstersene şimdi Oğuzhan. Gerçekten iri bir kuzu yine. Şöyle göstereyim. Yarışma süresi doldu, 5.30'u geçti saat. Ama tutulan balıkları LÖSEV'e bağışlıyoruz dedi Mesut dün. Onları çok takdir ediyorum. O yüzden biz devam ediyoruz mücadeleye. Artık yarışmanın saatinde olması çok önemli değil. Bir balık tutarsak LÖSEV'e bağışlayacağız biz de balığı. Şu an amacımız LÖSEV için bir balık tutmak. Tek niyetimiz o. O yüzden suda kaldık. Hazır yemimiz var dedik. Onu şey yapmayalım. Heder etmeyelim dedik. O yüzden devam ediyoruz ama. İnşallah LÖSEV için güzel iri bir balık tutarız. Çok da mutlu oluruz. Kupa çok önemli değil. Demin de iki tane dev yazdırdık. Palamut da canlı. Ama yemedi. Yine bir tane yazdırdık. Hadi bu sefer ye be. Niye nazlı bu kadar kuzular? Balık yazması anlayacağım da iri balıkları yazdırıyoruz da yani. Güzel kuzular. Çok büyük kuzular. İlk yazdırdığımız iki tane yani o balık bulucuda gördüğüm balıklar 40-50 kiloluk kuzulardı bence. Vallahi çok mutlu olacağız. Burada Alanya'da beklentiler de ufak galiba. Yani ufak balıklar var ama bugün şimdi yazanlar... Şöyle tutarsam bir 150 santim de lütfen kalıyor. Ha. Evet. Yani 170 santim balık tutsak biz mesela bizim kılıç gibi... 150 santim artık bir karış falan mı bizim? 270 balık tutsak bir tane ölçemiyor muyuz yani? Oraya çizik atıp metreyi kaydırırız. Evet. Bir şekilde ölçeriz biz onu. Gelsin o balık yeter ki buraya. Dün kuzu yazdırdığımız yerde yazdırdık yine. Enteresan şekilde. Mark alıyoruz kuzuları geçerken yazdırdığımız yerleri. Bak geçerken aynı yerde yazdı. Çok enteresan. Demek ki balık o noktada dolanıyor. Onu oraya çeken bir şey muhakkak vardır. Yemi vardır. Taşı vardır. Bir akıntısı vardır. Ah, ah. Bayrağı vurgu. Ha? Dün de 29 Ekim'di. Evet. Üniformaları çok beğendim. Bayrak olmasını ayrıca beğendim.
Kırmızı beyaz olması da çok hoşuma gitti. Evet, turnuvayı yapanları tebrik ediyorum. Bende de deplasman forması. Evet. Beyaz. Güzel, o da güzel. Günaydın Oğuzhan. Günaydın. Ne haber? Çekim yapıyor. İyi, şöyle yapalım biz. Işığı da açalım. Daha iyi görürsün. Vallahi bugün sabah avına çıkıyoruz sevgili dostlarım. Ben sabah avlarımdan her zaman daha ümitliyim. 3 tane takım yapıyoruz şimdi. Takımların hepsini katil pipet yaptık. Çünkü 2 gündür katil pipet av yapıyor. Bir tane katil pipet çaparısı yaptık. 5'li. 2 tane de tekli. Atacağız. Önce palamutu kovalayacağız. Güzel birkaç palamut alırsak. Günaydın, rast gelsin arkadaşlar. Palamutları alıp tuna tüpü atıp, dün çünkü çok büyük dev kuzular yazdırdık, siz de izlediniz. O çok yükseldik o balıklara, onlardan birkaç tanesini almak istiyoruz. Haydi bize rast gelsin diyoruz, çıkıyoruz. Dolanıyoruz, dolanıyoruz, palamut yakalayamıyoruz. Allah'ım bize bir palamut ver. 9'a kadar bir palamut dedim. 9-10 arasında bir kuzu almamız lazım dedim. Öyle saçtık evrene şeyimizi, iyi niyetimizi ama 3 takım attık, 3 tane katil pipet var. Bugün pipetler katil modunda değil. Yakalayamıyor bir şey. Dolanıyoruz vallahi. İnşallah bugün bir palamut, bir kuzu alırız da. Denizde biraz sertledi, kayıkların geneli ufak olduğu için 10 tane kayık ya kaldı ya kalmadı. Valla 15 kilo bir kuzuyla bile şu an şampiyonuz gibi gözüküyor. İnşallah denk getiririz. Denk getiremezsek 1'e kadar dolanıp artık direkt bir de dönüş yoluna geçeceğiz. Diyeceğiz kısmet diyemiş diyeceğiz. Kısmetimizi arıyoruz. Geri mi balık? Geri. Bakmayın. Murat Bey? Vallahi geliyor, iri bir şey var. Böyle kalama alıyor baya. Baya aldı. Aynı anda ikisi birden. Aynen, ikisine birden geldi şu an. Katil pipetler mi aldı? Tolga! Katil pipetler aldı yine. Evet, Tolga'dan katil pipet alın arkadaşlar. Gerçekten fena avcı. Ucuz ve iyi avcı. Yani Rapala en pahalı, hem pipet kadar iyi avcı değil. Gördüğümüzü söylüyoruz biz. Pipete katil ismini takarak yeni bir boyut getiren Tolga kardeşimize de buradan tekrar selam gönderiyoruz. Abi doğru bir galiba abi. Girebilirler mi buradan? Hayır. Buldum. Yok, benimki ayrı geliyor. Seninki altında şu an. Al abi içeri. İçeri topla abi, içeri topla abi seni. Güzel. Geldi. Notup açık. Bravo. Aldık. Aynı boş. İki tane sağlam. Sağlam yazılılar. Katil pipet! Vallahi Tolga hak ediyor yani. Ünvanlı. İşte burada değil mi şimdi? Yeni aldık mı yerden? Aldım ben, aldım. Palamut yok. Pes ediyoruz da gel kadar geldik. Tak, iki palamut geldi. Yoksa yine mi değişiyor kader, ağlarını örüyor mu yine? Artık örsün ne örüyorsa artık. Kaneviçe mi örüyor, ağa mı örüyor? Bir şey örsün. Hemen şimdi avı noktamıza geri dönüyoruz. Sevgili dostlarım. Hızlı bir şekilde. Evet. Bakın çok güzel bir operasyon yapmış. Yani. Sevgili babam kardeş. Yemin ediyorum böyle kılçığını ayıklayıp tertemiz yemiş, yemin ediyorum. 10 numara bir iş çıkarmış. Tebrik ediyorum kendisini. Buranın balonları da geliştirmiş kendini. Evet. İnce iş çıkarıyorlar. Takımda bir hasar yok. Ama balon durumu bu. Çatal bıçaklama. Efendim? Çatal bıçaklama seyirmiş. Vallahi baksana tertemiz yapmış abi. Görme, çatal bıçak. 10 numara ama bir canlımız daha var, bir şansımız daha var. Evet sevgili dostlarım, Alanya turnuvasında maalesef balık alamadık.
Yarışma da bitti bugün. Öğlene kadardı, 1'e kadardı, saat 1. Olmuyor her zaman. Her zaman balık çıkaramıyoruz. Yakıtımızı alıp Kemer Marina'ya döneceğiz. Ama keyifli iki gün geçirdik biz de. Çok da güzel bir organizasyon yapmış buradan. Yapanlara ve Mesut'a özellikle teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.